bekliyoruz sizi. Umutlar gidin gidin gidin. Manas FM'de özel röportaj. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi stüdyolarından, Medya Manas'tan hepinize merhabalar değerli dinleyiciler. Güzel bir gün geçirdiğinizi umuyoruz. Biz güzel bir gün geçiriyoruz. Çünkü dostlar yanımızda, stüdyomuzda, önemli bir konuğumuzla sizi tanıştırmak istiyoruz. Türk Hava Yolları Kırgızistan Genel Müdürü Sayın Özgür Su Uçak. Üniversitemizi ziyaret ettiler, zaman ayırdılar. Medya Manas'a da geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sadece stüdyomuza değil, Bişkek'e de, Kırgızistan'a da hoş geldiniz. Ne kadar oldu geleli? Evet, henüz 5 ay oldu. 5 ay oldu. Evet. 5 ay kısa bir süre ama bir şeyler, izlenimler edinmek için de zannediyorum yeterli bir süre, değil mi? Yani 5 ay tabii kısa bir süre ama tabii dediğiniz gibi yeni geldiğiniz bir şehre, ülkeye, oranın insanlarıyla ilgili belli başlı bir fikir edinmek için tabii yeterli bir süre. Neler gördünüz bu 5 ay süre içerisinde Kırgızistan'da? Bir kere kendinizi yabancı, yalnız hissetmemişsinizdir eminim. Ben Bişkek, Kırgızistan'a Sri Lanka, Kolombo şehrinden geldim. Tabii Sri Lanka ile Kırgızistan bence karşılaştırılacak gibi değil. Öncelikle çok güzel şeyler gördüm. Gerek kültürün, gerek insanların, Türk ve Kırgız insanların birbirleriyle çok benzer olması benim için çok büyük bir kolaylıktı, çok büyük bir güzellikti. Ayrıca ülkenin iklimi, dört mevsim olması benim çok sevdiğim, çok sevdiğim bir özelliklik. Bunu da burada görmekten tabii ayrıca memnun oldum. Sri Lanka çok mu sıcaktı Özgür Bey? Sri Lanka 7 gün 24 saat 365 gün 30 dereceydi. Tabii bu bir süre sonra insanda bir monotonla bir tembelliğe sebebiyet verebiliyor. Burada burası öyle değil. Yazı var, kışı var, baharı var. Ama ben yine de şu anda Sri Lanka'da bulunmayı tercih ederdim iklim bakımından. Bu yani, soğuklarda. Zaman zaman tabii bu eksi 26'yı da geçen görünce aramadım değil ben de. Bu sene böyle oldu, evet. Özgür Bey, biz Manas Radyosu'nda pek çok insana hitap ediyoruz. Fakat burada Türkçeyi çok iyi anlayamayan dinleyicilerimiz de var. Hı-hı. Dilerseniz onlar için Aida'ya söz verelim. Bu konuştuklarımızı özetlesin. Olur mu? Tamam. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня вы слушаете специальное интервью Брентон Бия, директора радиостанции и телевидения Кыргызско-Удмуртского университета Манас. Дело в том, что сегодня у нас в гостях находится господин Özgür Su Uçak. Он является генеральным директором компании «Турецкие авиалинии» в Кыргызстане здесь. И прежде всего, Брент Бей, он расспросил, говорит, сколько времени вы уже находитесь здесь, в Кыргызстане, на что господин Özgür Su Uçak рассказал, что он здесь находится в Кыргызстане уже 5 месяцев, и за это время он успел оценить уже схожесть, скажем так, в турецкой культуре, в кыргызской культуре между людьми. И в то же время, то, что его к особенностям он Кыргызстана отнес, то, что здесь можно, говорит, увидеть 4 времени года, в отличие от Шри-Ланки, где он раньше работал, говорит, потому что, говорит, 30 градусов, говорит, 30 градусов температуры воздуха, говорит, в Шри-Ланке 4 времени года, говорит, это, говорит, приводит к монотонности и некоторой, говорит, ленности. Говорит, но на что, говорит, Брент Бей отметил, что в данных условиях, при таком холоде, он хотел бы оказаться в Шри-Ланке, на что господин Özgür Su Uçak сказал, что, говорит, да, говорит, при температуре минус 26, он, конечно, вспомнил Шри-Ланку. Передаю слово Брент Бею. Спасибо большое, Айда. Özgür Bey, siz bizim gurur duyduğumuz Türkiye olarak bir firmanın yöneticisiniz burada. Özür diliyorum. Türk Hava Yolları dünyanın 120 ülkesine 300 noktaya uçuş yapıyor zannediyorum ve hizmet kalitesiyle de her zaman ön planda olan, dünya sıralamasında da bulunan bir firmamız. Kırgızistanlı dostlarımıza da burada artık hizmet vermeye başladınız. Hı-hı. Ben ilk ağızdan Türk Hava Yolları'nı bir miktar da olsa dinleyicilerimize, izleyicilerimize tanıtmak isterim. Tabii konuşmamın başında belirttiğim gibi ben bu ülkede, bu şehirde çok yeniyim. Henüz 5 ay oldu fakat Türk Hava Yolları 22 Mayıs 1996'dan beri Bişkek'e, Kırgızistan'a uçuyor. Çok eski bir şirket.
Tabii bu geçen süre zarfında yaklaşık 2 milyon yolcu taşımışız. Kırgızları, Kırgızistan'dan uçmak isteyenleri Bişkek'ten dünyanın 330 noktasına ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bu aynı zamanda hem bizim burada çalıştığımız acentelerimiz için hem de iş adamları için aslında diğer taraftan önemli bir fırsat da sağlamış oluyor. Yeni pazarlara, yeni yerlere açılmak anlamında. Bu anlamda da bu şekilde de hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Özgür Bey, ben size söz verdim. Zamanınızı çok fazla almamak konusunda bugün yoğun olduğunuzu biliyorum. Sadece dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir merhaba deyin istemiştim. Şimdi ben sözü Ayda'ya vereceğim. Bu anlatımınızı da çevirecek kendisi. Ondan sonra bir sorum daha olacak ve sizi özgür bırakacağız. Tamam, teşekkür ederim. Господин Билет Бей задал вопрос, что турецкие авиалинии это является одной из тех компаний, которые ну, как бы, вдохновляет нас, и точнее мы чувствуем за нее гордость, одна из фирм, которые, и она, поскольку она является одной из передовых фирм. На что господин Узгур Суачак, он сказал, что турецкие авиалинии начали летать в Бишкек непосредственно с 96 года, и за это время успели уже перевезти как пассажиров 2 миллиона пассажиров, и говорит, это не только кыргызстанцы, но и те люди, которые хотели бы вылететь, например, из Кыргызстана уже в другие страны мира, и за это время, говорит, турецкие авиалинии, например, они имеют рейсы в 330 пунктов назначения, вот, и тем самым турецкие авиалинии, они открывают новые возможности, например, для того, чтобы открывать новые рынки, говорит, и как для, скажем, деловых людей, так и для новых агентств. Biz sizi bundan sonra da yayınlarımızda görmekten çok mutluluk duyacağız. Türk Hava Yolları ile ilgili her türlü bilgiyi Medya Manas'tan duyurmaktan büyük zevk duyacağız. Son olarak dinleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Çünkü Kırgızistan'da böyle bir gelenek vardır. Her konağa erkin mikrofon dedikleri bir açık mikrofon, özgür mikrofon verilir. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz Türk Hava Yolları olarak zaman zaman promosyonel ücretlerimiz oluyor Türkiye ve Türkiye ötesine. Şu dönemde de 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştığı için Bişkek çıkışlı bir promosyonel ücretimiz şu anda satışta bulunmakta. Bu çok önemli bir duyuru gerçekten. 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Bunu mutlaka üstüne basa basa Ayda da çevirir şimdi. Evet. Belirtelim. Bunu yolcularımız en yakın acentelerine sorup soruştururlarsa daha detaylı bilgi alabilirler. Şu anda promosyonel bir ücretimiz satışta bulunmakta. Tamam. 14 Şubat'ta çiftler, sevgili Ayda, bunu vurgulayalım özellikle. Kırgızistan noktasından değil mi çıkarak? Evet, Bişkek çıkışlı. Bişkek çıkışlı uçmak isterlerse indirimli uçacaklar Türk Hava Yolları kalitesiyle. Есть замечательная новость. Брэнд Пи дал возможность для того, чтобы господин Узгур Суучак поделился с нами самым важным, что он хотел бы поделиться с нашими радиослушателями, на что господин Узгур Суучак сказал, что к 14 февраля, к Дню влюбленных, готовится специальная акция для пар, для влюбленных пар из Бишкека, для тех, которые хотят вылететь из Бишкека. Для них есть специальная, скажем, акция, промоушен акция, рекламная акция, о которой они более подробные новости, информацию могут получить в агентствах. Çok teşekkür ederiz. Türk Hava Yolları Kırgızistan Genel Müdürü Özgür Suuçak, Sayın Özgür Suuçak Medya Manas'a konuk oldu, üniversitemize konuk oldu. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz. Her zaman mikrofonlarımız, kapımız size açık. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что сегодня в нашей программе специальное интервью, которое для вас подготовил господин Бюлент Намал, директор управления радио и телевидения Кыргызского турецкого университета Манас. Сегодня на гостях присутствовал генеральный директор компании турецкие авиалинии в Кыргызстане, господин Узгур Суучак. И мы сегодня говорили о той деятельности, которая осуществляет турецкие авиалинии здесь, в Кыргызстане, с 96 года, и 2 миллиона пассажиров, которые пролетели. И есть специальная акция, о которой вы должны поинтересоваться в агентствах, для того, чтобы необычным образом отпраздновать День влюбленных. Всего доброго, до свидания.